Yabancı liselerin yeni eğitim yılı için kayıt dönemi başladı. Bu sene LGS'de 562 tane birinci olması okulların taban puanını da arttırdı. Ancak yükselen fiyatlar ve puanlara rağmen yabancı liselere talep fazla. Sonuçlar açıklandı. Yabancı liseler için kayıt dönemi başladı. Bu sene LGS'de 562 birincinin olması puanları da etkiledi. Çoğu lise taban puanını yükseltti. Dereceye giren bazı öğrencilerin Robert, Fransız, İtalyan ve Alman liselerine talebi yoğun. Ben 500 tam puan yaptım. Kayıtlarımız başladı. Ben o an rahatlamamı zaten hissettim. Yani bütün sene boyunca bunu hedefledim. Yurt dışı avantajı şu en önemli etken. Fiyatlar tabii çok arttı ama tabii bunda döviz kurlarının yükselmesi, ekonominin birazcık daha işte dolara endeksli olması bir şey diyemiyorum tabii. Üniversite için yurt dışı olması çok iyi. Tercihimizde en büyük nedenden bir tanesi de yurt dışında kapılarını daha kolay açılacak olması. Fransız bir okul istiyordum ve hani yurt dışı olanaklarının iyi olduğu bir okul istiyordum. O yüzden burayı tercih ettim. Kontenjanlar sınırlı, başvurularsa fazla. Yüzdelik dilimin önemli olduğu LGS'de bu sene katılımın ve birincinin fazla olması yığılmalara yol açıyor. Öyle ki öğrenci tam puan alsa bile istediği okula giremeyebiliyor. Üstelik bu okulların fiyatları 300 bin ile 600 bin lira arasında değişiyor. Okulumuzun kendine has özgün bir eğitim modeli var. Dolayısıyla hem İngilizce hem Türkçe anlamında öğrencilerimizi yetkin kılacak önemli bir dil eğitimimiz var. Üzücü olan bazen tam puanlı öğrenciler bile istedikleri yere yerleşemiyor olabiliyorlar. Bu sene bizim aşağı yukarı 698-700'e yakın başvurumuz var. 117 tam puanlı öğrenci bize başvurdu. Yoğun da talep var okullarımıza. Bizim okulumuzun kontenjanı 90, başvurumuz da 764. Kalifiye eğitimcilerle ve eğitim uzmanlarıyla çalışmak anlamında altyapı yatırımları. Dolayısıyla bu yatırımlar ister istemez ücretlerde de belli artışlara neden oluyor. Yabancı liselerin kayıt dönemi 14 Temmuz'a kadar devam edecek. Bilimsel veriler ışığında